EYT düzenlemesi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin gelecek hafta genel kuruda yasalaşması bekleniyor. Detayları sosyal güvenlik uzmanı konuğumuz Ali Duman'la ele alacağız. Söz onda. Merve'cim ben sorularını ileteceğim tabii sırasıyla. Efendim tabii önce dilerseniz meclisteki süreçle ilgili yorumunuzu alalım kısa. Tabii ki işte Sayın Milletvekili geçen hafta bununla alakalı yasa teklifi verildiğinde açıklamalarını yaparken şunu söyledi. Bir hafta içerisinde biz meclis komisyonlarında bu konuyu görüşüp genel kurula taşıyıp yasa olarak Şubat'ın belki 10'una kadar bu işlemin çözüleceğini düşünüyoruz dedi. Tabii EYT'liler de bu süreci bekliyor aslında. Evet. Biliyorsunuz 28 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk açıklamasıyla süreç nihayete ermişti. Şimdi yasa teklifiyle de sonuçlanmış olacak. Yasa geçtikten sonra işte sizin de ve bizim de Türkiye'nin artık bildiği gibi 2 milyondan fazla vatandaşımız hemen diğer vatandaşlarımız da işte zaman içerisinde 1-2 yıl içerisinde emekli olabilecek. Yasa teklifinde bizim gördüğümüz maddeler içerisinde kademeli geçişle ilgili önemli bir detay olduğunu, bunun vatandaşımız tarafından herkesin şöyle bir beklentisi vardı. 99 yılından önceye dönülür mü? 99 yılından önceki kanunda 5000 gün emekli olmak mümkünken şu anki kanunda bir kademeli geçiş söz konusu. Ama bu verilen yasa teklifi içerisinde 99 öncesinde bir vurgu olmadığını gördük biz. Dolayısıyla şu anki kademeli geçiş şartlarına göre vatandaşımız çalışarak eksiğini tamamlamak zorunda. Biz tahtaya aslında birer örnek yazdık bununla alakalı. Şimdi normalde sosyal güvenlik sistemi 2002 tarihinde 4759 sayılı kanun içerisindeki günleri belirtiyor. Ve diyor ki sigortaya girdiği tarihe göre çalışacağı süreler şöyledir. İşte biz mesela erkek için örneklendirdik. 24 Kasım 89 ile 23 Mayıs 91 arasında sigortaya giren erkek için bu kanun, yani 4759 sayılı kanun 5525 gün istiyor. Burada diyor ki her 1,5 yıl arttığında bu süre 75 gün artar. Ya da sigorta girişi buradan daha eskiyse 75 gün aşağı düşer. Şöyle yani 23 Mayıs 91'e kadar bu tarih aralığında çalışan erkek 5525 isterken 24 Mayıs 91 ile 24-23 Kasım 92 arasında olana mesela 5600 ister. Yani her 1,5 yılda 75 gün şeklinde artar. Kadın için de örneklendirdik. 24 Mayıs 97'de sigortaya giren kadın bu tarihten sonra biliyorsunuz son kanunda belirtilen 8 Eylül 99 tarihi. 24 Mayıs 97 ile 8 Eylül 99'a kadar olan sürede 5975 gün ister kadınlarda. Ama aşağıya doğru her bir yılda da 75 gün düşer. Yani bir yılda 75 gün artarken diğer bir yılda da 75 gün düşer. Kanunun metni çok uzun olduğu için biz tabloya tamamını tahtaya aktarmadık, yazmadık. Barkovizyon'da bunun gösterimi daha kolay. Ama bu şekilde örneklendirerek izleyenlerimizin de doğru anlaması açısından bunu da belirtmiş olduk. Yani tabloya göre sigorta girişine baktığı zaman vatandaşımız kaç gün eksiği olduğunu görebilecek. İşte Ali Bey, normalde tablo ne diyor? 89'un ben 10. ayında girdim. İşte Kasım ayında 5525'miş. O zaman 10. ayı olursa ne olacak? O zaman 75 gün daha az 5450 olacak. Peki Ali Bey, 24 Mayıs 97'den sonra sigortaya giren kadın da 5975 iken öncesinde ne olacak? İşte 23 Mayıs 97 dolduğu zaman 75 gün düşecek, 5900 gün diyecek. Yani tablonun şekli tamamen 75-75 artı şekliyle yükseliyor ya da alçalıyor. Burada zorunlu hizmet süresini zaten herkes bildiği için onun için ekstradan bir vurgu yapmaya gerek yok. Ama söyleyelim isterseniz, kadın da 20 yıl, erkek de 25. Yani bu zorunlu hizmet süresinin önemi de şuradan yola çıkıyor. Erkek sigortalı eğer işte 1-1-2023 itibariyle 25 senesini doldurabilmesi için 31-12-97'ye kadar sigortaya girmiş olması lazım. 1-1-2023'ten sonra ne oluyor? Şu an 98'de sigortaya girmiş olanlar da, yani Ocak ayında sigortaya girmiş olanlar da 25 yılını tamamlamış oluyor. Ama 8 Eylül 99'a kadar geçecek sürede 25 yılı dolduracak bazı vatandaşlarımız, evet, 2024'ün Eylül ayına kadar beklemek durumunda kalacaklar. 25 yılı doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Kanun teklifi içerisinde ekstra işte sayın yetkililerin de söylediği gibi daraltıcı falan herhangi bir şey görmedik. Herhangi bir şey görmediğimiz için şu an kafalarda soru işareti olarak oluşan acaba 18 yaşla alakalı bir problem olacak mı?
İşte konusuyla ilgili de bir daraltma olmadığından dolayı vatandaşlarımız kademeli gününü, zorunlu hizmetini tamamladığı zaman emekli olabileceğini şu an itibariyle söyleyebiliriz efendim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, sağ olun. Çok sağ olun. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, prim gününü dolduranlar, yıl şartını yerine getiren 2 milyon 250 bin çalışan inşallah 1 Mart itibariyle maaş almaya başlayabilecek. Söz tekrar Merve Türkay'da.